İrem. 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 Hı. Ben işe gidiyorum. İstersen kalk artık sen de. Ay, yok ya. Çok kötü midem bulanıyor. Biraz daha uyuyacağım. Anladım, uyuyacaksın. Hı. O zaman ben telefon numaramı yazayım. Uyanınca beni ararsın. Hı. Sen de artık çıkmak istediğinde kapıyı çeker çıkarsın. Ya sen takılma, rahat ol. Ben başımın çaresine bakarım, rahat ol ya. Koy oraya onu. İyi, ben çıkıyorum o zaman. Hı. Dün gece hiçbir şey olmamış gibi yeni güne başlayabiliyorsun. Bravo vallahi. Ya sen var ya, ön yargının ta kendisisin biliyor musun? Alakası. Niyeymiş o? Ya beni anlayıp dinlemeden benim kötü biri olduğuma karar veriyorsun. Ben gayet anladım. Dinleyeceğimi de dinledim. Kızı mahvetmişsin. Yapma ya. Nasıl olmuş peki o? Ne yapmışım acaba kıza? Ya daha ne yapacaksın Toprak? Kızı kandırmışsın, hayallerini yıkmışsın. Daha ne yapacaksın anlamadım ki. Ya Feride saçmalama lütfen. Feride. Feride yalan söylüyor kız. Feride. Memur bey, bir sorun mu var? Merhaba. Yetkili biriyle görüşebilir miyiz? Ben yetkiliyim, buyurun. Sabah 5'te yurt kapısında bir kavga çıkmış. Taraflar birbirlerini suçluyor. Olaya şahit birileri var mı acaba? Yani o saatlerde bizim gece bekçimiz oluyor Rüstem Bey ama şu anda burada değil. İsterseniz telefon numarasını bulup görüştürebilirim size. Tabii, teşekkür ederim. Alo. Ha, Feride, İrem ben. Ha İremciğim merhaba. Çıkıyor musun? Yo, çıkmıyorum. Bakkalın numarasını istemek için aradım. Ya evde yiyecek hiçbir şey yok. Açlıktan da geberdim. Hayır şimdi çıkacağım tekrar eve de giremeyeceğim. Anahtarı da bırakmamışsın. Televizyonun üstündeki rafta olması lazım da iyice baksana oraya. Televizyonun üstündeki rafta yok. Ben baktım. Yok. İşte yok. Bir saniye şurada olabilir mi? Ha! Buldum. Buldum tamam. Hadi iyi çalışmalar, akşama görüşürüz. Niye gitmedi ki bu kız? Anahtarı bırakmadın ne demek? Açaktık hakikaten ha. Tatile mi? Bilmiyorum. Belki kalırım. Ne oldu? Alacaklılardan mı kaçıyorsun yoksa kız arkadaşından mı? Hayırdır? Sonunu izleseydik. Ya görüyorsun değil mi? İnsan bir arar. Nasıl oldun? Ne yaptın? İyi misin? Ay madem aramıyorsun mesaj at. Kim? Toprak tabii ki. Kim olacak? Siz tanışalı ne kadar olmuştu? Oldu işte 2-3 ay ya. 6 ay demiştin sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Hayır biz biraz ara verdik. Ne bileyim saymamışım yani. Niye ara verdiniz ki? Ya erkekleri bilmiyor musun? Aşık olduklarında korkarak kaçıp uzaklaşıyorlar. İremciğim, ben düşünüyorum da sen bu ilişki durumunu biraz kafanda büyüttün mü acaba? Yani siz aslında gerçekten sevgili değildiniz de hani Toprak'la... Mesajlaştık Feride. Birbirimizi Face'te ekledik, kahve içtik. O kadar mı? Bunları en derin duygularla yaşadık. Sence bunlar önemsiz mi? Anladım. Anladım, şimdi anladım.
musun? Ya sabahtan beri söylüyorum, bıraksana. Bak en kötü temizlikçi tutarız, temizliği verirdik bucak. Tutarız. Hı-hı. Beraber mi temizleyeceğiz? Zaten merak etme, ben seninle paylaşacağım kirayı. Kiram yalnız, ben ev arkadaşı falan aramıyorum. Sen yanlış anladın galiba. Deli misin ya? Kocaman evde tek başına mı yaşayacaksın? Hayır, evlenmiyorsun da. Bak içeride büyük oda var. Sen merak etme, ben oraya alırım. Nereye? Ay, mutfağa gidiyorsan içecek bir şeyler getirsene. Denen kız benim evimden gitmiyor. Bak sen. Neden acaba? Delinin teki olduğu için olabilir mi? Bilmiyorum ki. Ya senin sevgilin değil miydi? Sen delinden anlarsın. Yap bir şeyler ya. Lütfen, rica ediyorum. Çok zor durumdayım. Bir kere İrem benim sevgilim falan değil. Arkadaşlar tanıştırdı. Ben de nezaketen bir kahve içtim. Ama bu kız kafasında yazdıkça yazmış, yazdıkça yazmış. Sen de kadın diye gittin, ona inandın. Çek cezanı şimdi. Bir dakika, ne yapıyorsun? Tamam. O gün sana haksızlık etmiş olabilirim. Anlıyorum. Lütfen yardım et. Bak kız ev arkadaşı olmaktan falan bahsediyor. Rica ediyorum sana ya. Yok artık. O kadar ileri gitti mi ya? Evet. Gitti. Gitti. Lütfen kurtar beni. Çıkar şu kızı evimden artık ya. O da laftan anlamaz ki. Neyse tamam bak. Şimdi beni iyi dinle. Dediklerimi tek tek yapacaksın, tamam mı? Tamam. Tamam da ne yapacağım ki?